Şimdi siz bir muayeneye girin. Benim özel bir işim var, geliyorum. Tamam. Ben o zaman nereye gitti? Biliyor musunuz Doruk nereye gitti? Doruk çişi geliyor. Doruk çişini tutamıyor bu ara. Yani bilmiyorum, bu adam herhalde atropoza girdi. Kadınların menopozunun erkek versiyonu. Onun için devamlı bir çişler, bir gidip gelmeler. Yani benim düşüncem ihtimal olarak prostat olma ihtimali. Var mı bu ihtimal? Evet var. Çünkü adam ya şaka gibi ya. Biraz dedikodusunu yapayım. Anlamıyorum bazen ya. 15 dakikada bir insan tuvalete gider mi? 15 dakikada bir ya da saat başı bir insan çiş yapar mı arkadaş ya? Nasıl yapabiliyorsun hani? Vücut o suyu nasıl üretiyor? Muhtemelen mesanesi düşük de. O da çok farkında değil bence. Annem. Ya bastın. Abim böyle işte. Paso çiş molası. Ya. Bastın. Benim. Seni bugün çekiştirdim biraz. Bugün geldi anneciğim. Ne konuştunuz la sevgiyle? Yansımı yüzünü giyin. Antropoza girdiğini söyle. Ben mi? Evet. Kabul de etmiyor bak. Ben gencecik adamım ya, ne aldım? Ya prostat bu ya da daha kötüsünü düşünmek istemedim. Gözlerimin içine bak bastı. Bana bakar mısın? Gözlerimin içine bak. Moh. Meh. Moh. Oh. İnşallah iyi çıkar. Sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Oy. Bu akşam işiniz gücünüz nasıl geçti? Bugüne kadar pardon. Bugün. Ay şey gibi hissettim. Kameradan kaçtı mı? Akşam. Kocası eve gelir de kadınlar sorar yani günü nasıl? Evin hanımı da bir dert yanar, bir dert yanar. Tabii zaten. Bütün gün evdedir ama. Abi bir saniye. Bir bıraksan. Sen niye kendi bu kadar parmağımı mı buldun lan? Bastı yakında tıraş mı edindin? He. Aha buldum dur. Niye bu kadar? Meme mi lan bu? Aa meme. Memen niye bu kadar senin lü? Tamam. Uşak. Emsirdin mi? Uşak sen. Önce ben şurayı bir kontrol edeyim mi? Evet. En son kızgınlığa girdiğinde 12 gün sürmüş. Salı çıkmış kızgınlıktan. Hafif akıntı var bu arada. Sevda bir bakışalım. Ağlayacaksan alma. Sonra operasyonda ağlıyorum. Gözleri bozuldu ya. Gözlerim bulanık. Allah'ım yarabbim. Biri antropoza girer, birinin gözü görmez. Ne şey gibiyiz. Antropoz ne lan? Antropoz mu deniyordu? Menopoz. Menopozun erkek versiyonu. İkiniz birden yaşlandınız ha. Yok gözlerim çok şeye bakıyorum ya. Onları bak şimdi bir tane demir arka bacağın içine doğru 5 santim girecek, tamam mı? Çok korkacağın bir şey değil. Bir anda batacak böyle kasların arasından, damarını bulacak sevgi. Bütün kanını oradan ılık ılık akıtacak. Korkacağın bir şey yok yani, rahat olabilirsin. Hayır ölümün tövbe. Ben senin elini tutarım. Nasıl dövme yaptırıyoruz ya? En son geçen sene elbise yaptırıyordum. Dolar olmuş kaç para daha dövdürmem ben senin kendim. Senin dolarla ne iş? Tabii canım TL ile dövme yaptırıyoruz. Bizim İnan dolar çok parası değil. Bas aldım. Bizim parası 1000 dolar. Bizim dolarla ne işimiz var? Türkiye'de yaşıyoruz. Ben karımı kadın şey ismi de bulamadım lan. Yabancı kadın ismi de bulamadım. Ben Jennifer diye mi çağırıyorum? Yok bir adam vardı ya öyle diyor. Ben karım bana John diye mi bağırıyor diyor. Bizim dolarla ne işimiz var diyor. Ben TL ile maaş alıyorum diyor. Doğru bak o zihniyetteki adam için çok iyi. Keşke ablam bir dinam. Ben ekmek isterken fırıncıya İngilizce mi konuşuyorum diyor. Benim dolarla ne işim var? Ya o kafaya ulaşmak için ne yapmak lazım acaba? Vallahi o kafayı çok isterdim ya. Ben gittim. Isırabilirim. Keşke ablam Dilan Polat olsaydı. Yani bana YouTube'u al. Dilan Polat kim lan? Türkiye'nin en zengin iş adamıyla evli çok, ya. Çok mu şey enerji oldum şu an? Enerji diye şarkı çıkardım. Kültürsüzlüğümle gurur duyuyorum şu an. Yani en giyin bana şarkı al diyor, oradan hemen enerji şarkısı çıkıyor falan. Bilmiyorum, görmedim. Kanamıyor, şimdi bir muayeneni bir yapayım. Kanı hızlıya getirdik. Durun giller, buyurun. He, deterteraja senin ihtiyacın var. Yoğun değil ama var. Evet. Bir şöyle bir temizleyelim mama falan varsa üzerinden çıkartmışım. Mama nasıl olsun geceden beridir çocuk aç. Oha deterjan valla var. Hatta babası şey dedi sağ mıydı sol muydu bir tarafta çok demiştin dedi. Buraya girmesi gerekiyor. Diğer taraf mı? Lenf düğümleri iyi sağ taraf. Sol bu kadar değil. Deterjanı gerekiyor. Lenf düğümleri iyi kulaklar iyi. Bir steteskop alayım. Oy bir kalbini dinleyelim. Bu arada gelen çocukların hepsi sıcak hava diye. Yani gelen çocukların hepsi şey dil dışarıda geliyor. Aa dünkü Armin'in nesi vardı? Pitbull var şu gücü götlü. Hiçbir şey yok da kalbe yönlendirdim. Yani büyük kırk bir köpek. Kalp seslerini de net duyamadım hört hört ses aldığı için. Aşkısı bir dur. Sus bir.
Kalbin dinleyeceğim. Sen sus, kalbin konuşsun. Sen demek toplantıda babanın önüne gelip kamera önünde poponu dayıyorsun ha? Seni gidi seni. İşten mi attıracaksın babanı? Ha? Ayıp değil kalpte mi? Kalpte bir sorun yok. Kalp akciğer sesleri güzel. Allah'ım bu götü popoyu yerim, bu popoyu ısırırım. Sonuç gelecek şimdi değil mi? He. Bir tane küçük minnak bir çocuk geliyor şimdi. Ama siz onu izleyemeyeceksiniz. Çünkü sadece bastıtı çekiyorum. Bu videonun içinde sadece bastıtı ve onun kısırlaştırılmasını izleyeceksiniz. Hadi gel. Ama belki fındığı... Onu bir göster ya. Çok ben, tatlı. Belki fındığı bir sonraki akşam videosunda izleyebilirsiniz. Belki çekmiş de olabilirsin. Kulak uyuzu vardı onda. Yok, çekmedim. Hatırlıyor musun? İçerisi vır vır vır. Canlı canlı. Çekmedim. Gördükçe ben huylanmıştım. Hadi gidelim mi şimdi içeri? Gel seni içeri götüreyim. Tabii bu arada selam. Her akşam saat 6-7 aralığı gibi falan videolar yüklenmeye devam edecek. İnşallah Allah'tan zeval gelmezse her akşam buluşacağız. Hadi sen burada yat bebişim. Kamera orada mı? Video mu çekiyor? Tamam, o videoyu devam et. Kısırlaştırma. Ya şeyi... Ama 0.5 al. Şey yaptım ya, şöyle hazırlık yaparken bir görülsün dedim. Tamam. Ama şey baştan yapmam lazımdı. Durup 2.7 kilo yine tartacağım. Hadi hesapla. Kaç ünite yapacağız? 2.5, 20, 21 ünite. Nasıl hesaplıyor bilmiyorum ama her sebeple doğru söylüyorum. Yöntemlerimiz farklı. Ne kadar romantik box açıyoruz böyle. Ay, çocuk kaçıp gidiyormuş o arada. Hayır, şurada aslında sahipleri üstlendirecekler. Ya evlilik yıl dönümümüz de yeni oldu ama. Yıl dönümü geçti ama. Çocuğu yiyelim ben, yiyelim. İki yeri. Tamam, şimdi değil, şimdi değil. Şimdi kaçmıyorsun. Acele etme bebeğim. Acele yok. Acele işe şeytan karışır. Hadi yat bakayım. Benim kork, kızı. Kork, kork seni ne yapacak biliyor musun sevgi? Aba. Ben seni seveceğim. Neler yapacak neler. Kork. Ya nefes alması değil şu hayvanı, yapma şunu. Hadi geç. Geç bebeğim. Senin haberin bile olmayacak. Ruhun duymayacak seni. Tövbe tövbe. Yalan mı? Biraz doğruluk payı olabilir. Tamam, doğru da yüzüne yüzüne söylenmez ki. Doktorun şeyi gibi, öleceksiniz demesi gibi. Tövbe ya. Hadi iyi uykular. Hadi güle güle bebiş. Yemeğe gidiyoruz. Yarın hani bir dışarı başlayalım. Simba geldi. Sen şimdi çikolata yemezsin değil mi? Diyettesin. Oo, operasyon videoları mı çekiyoruz Sevgi Hanım? Evet, ama onu hızlı çekim yaparsın diye bence değiştirmeseydin. Hızlı çekim yapmıyoruz. Hızlı çekim benim kanalımda kullanılmıyor. Ben çikolata yemeye gidiyorum. Görüşürüz. Yaptığın ayıp değil mi şu an? Hayır değil. Ne demek ayıp değil? Bırakır gelirim. Görüşürüz. Keşke Bastat'ın sahibi o eti pufu verdiğinde yiyecektim. Kendine iyi bak. Keşke yiyet. Görüşürüz. Allah. Geliyorum sana peşine. Sana da görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Peşinden geliyor. Görüşürüz. Bırakıyorum. Kimse benim zulalarımı bilmiyor. Herkes bunu bilgisayar çantası sanır. Ana azıcık cıvılmış ama neyse. O çikolata çikolata. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Oy, sen mi geldin yine? Günaydın. Kaç kaç, bu kadından kaçman lazım. Oğlum, ne anne, şaka yapıyor abi. Her zaman... Kaç kaç. Neler yaptı sen uyurken? Aba, dişlerini mişlerini de temizledi. Galyana getirmek de üstüme yok. Baron, annen geldi. Baron, kalk hadi kalk. Çok aman annesi ya. Valla. Bir de yaptın değil mi? Bak bu senin. Röntgene gidilecek. Ha, röntgen çekilecek. İstiş yapılacak. Anne, bak gidelim mi bebeğim? Oo, hadi gidelim. Evimizi özledik. Oo, özledin mi? Anne, bak. Hadi gidelim gel. Alıştıydım ben sana anne. Çolak girmesin diye kapıyı kilitliyordum. Bantlıyordum daha doğrusu. nasıl olacak şimdi? Senin yerine çolak mı? Aç bakayım, bir kapağa girecek mi gerçekten? Hadi gidelim mi? Oğlum Bursa daha serindir. Koş. Ya, gidelim.
Vallahi girdi ha. Girdiği gibi kaçıyormuş. O zaman böyle olmuş. Çocuğun kan sonucu oldukça iyi. Kan yapıyoruz. Oy. Şey, aşı yapıyoruz. Vurdu bana. Diyeceksiniz ki bu aşı kimin? Videolar birbirine girdi şu an itibariyle. Bugün gün içinde 3 tane video çektim size peş peşe yayınlarım diye. Pazartesi falan kapalıyız ya bu gelecek hafta. Neyse işte bir kedinin aşısı öyle bir. Babamın kanı. Bastır taburcu. Hemen onu çıkaralım. Ne? Çocuk yanıyor. Hani? Bastır. Sevgi teyzene bak ben o sen ben. Anam. Aha kısır idrar yapmış, çiş yapmış o. Yarım bırak. İleride bana dua edecek öyle düşün. Yarım bıraktı. İdrar. Anneciğim. Bak bak. Dur oğlum dur. Kaçmaya bak bak bak. Sadece sakin tamam mı kuzum? Hemen seni yollayacağım. Hava sıcak bastı. Bastığın yerleri iyi bırakmadılar korkma. Elindeki yara çok acıyor ya. Az önce nasıl soktu çıkart bunu yaşayan bilir. Şu an canım var ya nasıl yap? Kanıyor kanıyor ya. Böylesi çıkar. Anneciğim tansiyonun da nasıl yükseldi? Ne güzel ya bu çocuğu. Sen ne güzel bir çocuksun ya. Yarına kadar yemek ye tamam mı? Anlaştık mı? Tamam bırakacağım söz. İçim yanar yanar. Tansiyon yükselince böyle. Böyle oldu işte. Allah Allah. İyi misin anne? Sevda aş şarkılarıyla intihar teşebbüsünde bulunacak şimdi. Bastı. Neden? Ama başka yeri... Anneciğim senin kanın niye durmuyor? Anlayacak kan. Bence ne olur ne olmaz. Dur bebeğim nereye gidiyor? Hadi geç. Geç kuzum. Allah'ım senin tipini yesinler. Burası benim mi diye bakıyorum. Bastet, hadi annem. Yürüsene kız. Bir bakayım kanaman var mı? Damar kanıyor mu? Heh. Annem, Allah'ım nasıl da uslu ya. Baban gelsin seni taburcu edeceğiz. Hadi bakalım.